Yenilgisiz dövüşçüler, hepsi için söylemiyorum, ilk yenilgilerini aldıkları zaman özgüvenlerini kaybederler. Yenilgilerini kabul etmezler, her zaman bir bahane, bir neden ararlar. Kırılmaz denilen kendileri kırılmıştır çünkü. Geçmişte giydiği kıyafetten dolayı yenildiğini söyleyen dahi oldu. Kısaca birçok defa saçmaladılar. Son günlerde boksun popüler çocuğu Ryan Garcia da saçmalıyor. Kaçırıldığını, telefonuna el konulduğunu, Instagram'ına erişemediğini söylüyor. İnsanların bir kısmı onun delirdiğini, alkol bağımlısı olduğunu ve parasının çoğunu kumarda kaybettiğini düşünürken geri kalan kısmı ise 20 Nisan'daki maçını satmaya çalıştığını düşünüyor. Bugünkü konumuz Ryan Garcia ve son günlerde yaşadıkları dostlarım. Tam anlamıyla videoya geçmeden önce daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız her zamanki gibi abone olarak, videoyu beğenerek ki en önemlisi görüşlerinizi yorumlarda belirterek bana isteğinizi belli edebilirsiniz. Eğer hazırsanız hadi gelin Ryan Garcia'ya neler olmuş birlikte bir bakalım. What the fuck happened to your voice? I want to clarify some things. I don't do cocaine. I would do a live drug test. I drink and I smoke weed, and so has the majority of this room. I'm real. I'm like this. I do drink. I do smoke. I'm 25 years old. You gotta remember, the weight of the world sometimes feels like it's on my shoulders. Not in possession of my phone. I can't get access to my Instagram. Ryan Garcia, boksun popüler çocuğu, sosyal medyayı çok iyi kullanarak yenilgisiz bir şekilde yıllarca yoluna devam etti. Tüm dünyada tanınır bir hale geldi, daha küçücük bir çocukken. Garcia'nın hayatı tamamen boksa adanmıştı ta ki 2023 yılının Aralık ayına kadar. Biliyorsunuz günümüzdeki birçok boksör yenilgisiz ve şampiyon. Yenilgisiz boksörler kaybetmemek için rakip seçiyor ve kendilerini, kemerlerini riske atamayarak para kazanıyorlar. Ryan Garcia gibi Gervonta Davis de yenilgisiz bir boksördü, hala yenilgisiz. Baltimore'dan gelerek Floyd Mayweather'ın kanatlarının altında yetişti. İnsanlar Gervonta'ya boksun gelecekteki yüzü olarak bakıyorlardı. Yeni adının Abdulwahid olduğunu biliyorum bu arada. Bu videoda eski adını söyleyeceğim. Dediğim gibi artık boks dünyasında birçok yenilgisiz boksör var. Şampiyonlar şampiyonlarla karşılaşmak istemiyorlar. Geçen yıl Gervonta Davis ve Ryan Garcia yenilmezliklerini ortaya koyarak karşı karşıya gelmek istediler. Bu büyük bir karardı. Çünkü başka dövüşçülerle karşı karşıya gelebilirler ve diğer boksörler gibi milyonlar kazanabilirlerdi. İki isim de miraslarını düşünerek yola çıktılar ve 22 Nisan 2023 tarihinde karşı karşıya geldiler. Maç öncesinde dövüşçüler tartı gününe kadar vücutlarındaki suyu atarak kilo keserler. Kaç kiloda dövüşmeleri gerekirse ona göre kilolarını tuttururlar. Maç gününe kadar tekrardan eski kilolarına dönerek ringde veya kafeste güçlü olurlar. Dövüşçülerin yürüdükleri kilolarda dövüşmemelerinin en büyük sebebi rakiplerinden daha güçlü olmak. Maç öncesinde yapılan bir anlaşmadan dolayı Gervonta Davis'in takımı 63 kilogramı geçilmesine izin vermedi. 61 kilogramda karşılaşacaklar. Maç gününe kadar en fazla 2 kilo alabilirlerdi. Bu Ryan Garcia'nın tam gücünde olamayacağı anlamına geliyordu çünkü Tank 63 kilogramda zirvesindeydi. En güçlü halindeydi. Sonuçta Ryan Garcia için kazan kazan durumu vardı. Uzun zamandır insanlar yenilgisiz iki genç boksörün geleceği hakkında tartışıyorlardı. Kısaca karşılaşma çok satacak, dövüşçüler iyi para kazanacaklardı. Maç günü Garcia daha fazla kilo alamadığı için gücü tam yerinde olmayacaktı. Öyle de oldu. Maç günü Gervonta Davis henüz 2. roundda rakibini sarstı. Karşılaşmanın 7. roundunda da rakibini karaciğerden yakaladı ve Ryan Garcia ayağa kalkamadı. Kariyerindeki ilk yenilgiyi alarak Las Vegas'tan ayrıldı. Karşılaşma toplamda 1.2 milyon izle öde sattı dostlarım. Ryan Garcia 30 milyon dolar kazandı. Maç sonrasında mağlubiyetini de iyi yönetti. Kabullendi, daha çok çalışacağını söyledi, hatta Davis ile sarıldılar. Ryan Garcia'nın mental olarak çöküşü işte tam o basın toplantısında başladı ama sebebi yenilgisi değildi. Organizatörü Golden Boy'un sahibi Oscar De La Hoya ve ortağı Bernard Hopkins basın toplantısında yoktu. Dövüşçüleri yenilgisiz ilerlerken ve büyük kitlelere ulaşırken hep yanındalardı ama ilk mağlubiyetinde Ryan Garcia'yı yalnız bırakmışlardı. İlgi yavaş yavaş boksörden uzaklaşıyordu. 2023'ün Aralık ayına Ryan Garcia ve Meksikalı Oscar Duarte arasında bir karşılaşma ayarlandı. Maç öncesinde Golden Boy'un kurucu ortağı Bernard Hopkins, Ryan Garcia'nın performansına göre gelecekte dövüşüp dövüşmeyeceğine karar vereceğiz dedi ve bu söylemler Ryan'ı kızdırdı. Buna kendisinin karar veremeyeceğini, takım arkadaşının, koçlarının ve sadece kendisinin karar verebileceğini söyledi. Bununla da kalmadı. Basın toplantısı sırasında Oscar De La Hoya arkasındayken onun Meksikalı rakibini desteklediğini, yeni Meksikalı star oluşturmak istediklerini söyledi. Oscar De La Hoya Ryan Garcia'yı değil rakibini destekliyordu. Golden Boy ve Ryan Garcia'nın arası iyice bozulmuştu. Patron Oscar X üzerinden Ryan'ın mental olarak iyi olmadığını söyledi, ardından paylaşımını sildi. Golden Boy tarafından gelen tüm olumsuzluklara rağmen Ryan Garcia mağlubiyetinin ardından harika bir şekilde geri dönerek rakibi Oscar Duarte'yi 8. roundda nakavt ettiği ve işleri tamamen değiştirdi. İnsanlar Ryan Garcia'nın tekrar tekrardan eski günlerine döneceğini düşünmeye başladılar, onu desteklediler. Fakat düşünceleri tamamen yanlıştı. Yaklaşık bir ay önce Ryan bir podcast'e katıldı. Sesi eskisi kadar canlı değildi, boğuk ve kirli çıkıyordu. Yüzü zayıf değil, kilo almış gibiydi. Sadece bunlar da değil, tedirgin bir şekilde konuşuyordu. Dikkati sunucuda değildi. Sözünü kesiyor, konuşma sırasında telefonuna bakıyor ve alakasız konulardan bahsediyordu. Sadece kilo almış olabilirdi ya da alkol ve madde bağımlısı olmuştu. Kimse ne yaşadığını, podcast'teki davranışlarının nedenini bilmiyordu. 25 yaşındaki Ryan Garcia'nın durumunu zaman belirleyecekti. 2 hafta önce Ariel Helvani'nin programına katılan Ryan Garcia da belli değişiklikler olduğu artık kesin bir şekilde belliydi. Videonun yorumlarında insanlar boksörle dalga geçiyorlardı. Konulardan sapıyor, ne dediğini bilmiyordu. MMA dövüşçüleri çok para kazanmak için boks yapmak isterken Ryan Garcia Sean O'Malley ile kafese girmek istiyordu. UFC Orosikletinin şampiyonunu yenebileceğini, güvenliğinin eski bir güreşçi olduğunu ve ona yere serdiğini söylüyordu. In MMA? Yeah, I'm a natural. You don't understand. I'm a natural wrestler. I just beat my security that's a wrestler. I beat him. I know I'm gonna knock him out in boxing. That's not even fair. What is fair is to test myself in MMA. Ryan bunları söylerken gündemde de bir YouTuber tarafından iddia edilen kumar bağımlısı olduğu insanlar tarafından konuşulmaya başlamıştı. Çok para kaybettiği konuşuluyor, nerede kumar oynuyorsa oraya gidelim falan deniliyordu hatta. Ryan Garcia'nın açıklamalarını gören Sean O'Malley ise Ryan'la alay ettiği bir video paylaştı. Garcia'yı seni dakikalar içerisinde bitirebilirim dedi. You're an athlete, you're natural. You can do whatever, brother. İnsanlar susmadı. 20 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek Devin Haney Ryan Garcia maçının Garcia'nın para için kabul ettiğini söylediler. Söylentiler kazanacağı para ile borçlarını ödeyeceği yönündeydi. Bunlar tamamen yalan olabilir çünkü sadece dediğim gibi söylentiler. Evet, borçlarının olduğu bir söylenti olabilirdi fakat Ryan Garcia'nın saçmaladığı, kendinde olmadığı belirgin bir şekilde ortadaydı. Devin Haney rakibiyle karşı karşıya geldikten sonra onun sarhoş olduğunu ve kötü koktuğunu söyledi. Basın toplantılarında da kendinde değil gibiydi. Ya gerçekten yeni bir persona oluşturmaya çalışıyordu ya da Ryan Garcia aklını kaybetmişti. Maçın tanıtımı sırasında X'de sürekli aktifti. Girdiği sesli sohbetlerde sarhoştu, ne dediğini bilmiyor, sürekli gülüyordu. Senin için sırada ne var dediklerinde Devin Haney hiç yokmuş gibi Sean O'Malley'i MMA'de yeneceğini söylüyordu. Instagram'da garip postlar ve videolar atıyor, Jack Paul'la boks maçı yapmak istiyordu. Hatta X'de Jack Paul'u boksa getirdiği için pişman olduğunu da söyledi. Kız arkadaşıyla ilgili garip postlar attı. Tüm bunlar yaşanırken insanlar onu hala ciddiye almıyorlardı. Bir açıklama yaptı ve telefonunun yanında olmadığını, Instagram hesabına erişemediğini, kartlarının bloke olduğunu, onu hapse atmaya çalıştıklarını ve İsa'ya inandığını söyledi. Bu söylemleri insanların ona bakış açısını değiştirdi. Çünkü eskisi gibi gülmüyor, kendisiyle ilgili ciddi söylemlerde bulunuyordu. Herkesin kafası karışmıştı. Ryan'ın söylemleri bitmedi. Kaçırıldığını, YouTube topluluk kuralları sebebiyle burada söyleyemeyeceğim görüntüler izletildiğini söyledi kendisine. Artık insanlar onunla alkol bağımlısı olduğu için alay etmiyorlar, söyledikleri ve onun hakkında endişeleniyorlardı. Ryan Garcia'nın bu şekilde davranmasının 2 sebebi olabilir. Birincisi, insanlara yalan söylüyor, tek amacı maçı satabilmek, diğeri ise gerçekten iyi değil. Instagram'da koçu ve kendisi insanları trollediğini söyledi. Bu bana çok inandırıcı gelmedi çünkü her şeyin bir sınırı var ve Ryan'ın söylemleri bir noktadan sonra o sınırı da aştı. 20 Nisan'da Devin Haney ile karşı karşıya gelecek. Rakibinin Gervonta Davis ile sparring yaptığı görüntüleri daha YouTube kanalından paylaştı. İkili ilk defa karşı karşıya gelmiyorlar dostlarım. Daha önce 6 kez amatörde karşı karşıya geldiler. Ryan Garcia 3 defa, Devin Haney 3 defa kazandı. 20 Nisan'da favori olan taraf ise şampiyon Devin Haney. Eğer Ryan Garcia bu tarz açıklamalarına devam ederse karşılaşmayı 20 Nisan'da izleyemeyebiliriz. Son paylaştığı antrenman görüntüleri de çok iyi değil açıkçası. Eski performansından eser yok. Henüz 25 yaşında genç bir boksörün bu duruma düşmesi gerçekten üzücü. Umarım günün sonunda sağlıklı olduğunu öğreniriz. Siz Ryan Garcia hakkında ne düşünüyorsunuz dostlarım? Gerçekten mental olarak kötü mü yoksa rol mü yapıyor? Siz düşüncelerinizi yorumlara yazarken ben de yavaştan videonun sonuna doğru geliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.